Evet, karşıt durumlara bildiren cümleler hakkında soru çözüyoruz. Birinci sorumuz, aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı varlığa ait karşıt durumlar birlikte verilmiştir? Ona göre şiir aşkı, nesir gerçeği anlatır. Arkadaşlar nesir düz yazı demektir. Bir kişinin şiir hakkında ve nesir hakkındaki görüşlerini açıklıyor. Karşılaştırma yapıyor. Bir zıtlık söz konusu değildir. B. Romanlarında köy hayatını ele alan yazar, öykülerinde şehir yaşamını anlatmaktadır. Burada bir yazarın öykülerinde ve romanlarında ele aldığı konularını anlatıyor. Bu da bir karşıtlık değildir. C. Onu kimi zaman eskiye bağlı, kimi zaman da yenilikçi bir kişi olarak tanıdık. Evet, aynı kişiden bahsediyor. Bu kişi bazen eskiye bağlıymış, bazen ise yenilikçiymiş. Dolayısıyla aynı varlık bazen yenilikçi, bazen eskiye bağlı olduğu için aynı varlığa ait bir karşıt durum söz konusudur. D'ye bakalım. Gençler tarihini bilmiyor, eskilerse yenilikleri izlemiyor. Evet, burada gençlerle yaşlıları karşılaştırıyor. Fakat bu zıtlık aynı varlığa ait olmadığı için C doğru cevaptır. Onu dediği kişinin hem eskiye hem de yenilikçi olduğunu söyleyerek aynı varlığa ait karşıt durumları bir cümlede kullanmış oluyor. İkinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisinde karşıtlıktan faydalanma söz konusudur? A. Tiyatro en az sinema kadar etkili bir sanattır. Evet, burada sinema ve tiyatroyu karşılaştırıyor ama benzerliğini söylüyor, etkili olduğunu söylüyor. Burada bir karşıtlık yok. B. Genç şair yazınımızda yani edebiyatımızda iyi bir yer edinebilir. Yeter ki özgün olsun. Evet, burada bir şairin edebiyat alanında kendisine bir yer edinebilmesinin özgün olmasına bağlı olduğunu söylüyor. Burada bir karşıtlık yoktur. C. Şiirin içeriği yani konusu gayet iyi seçilmiş. Çok başarılı. Fakat biçim gerektiği gibi işlenememiş yani başarısız. Evet, burada birisinde başarılı olduğunu, birisinde ise başarısız olduğunu söyleyerek iki karşıt durum ortaya çıkmıştır. Bu nedenle burada karşıtlıktan faydalanılmıştır. D'ye bakalım. Tarık Buğra'nın romanları sinemaya uyarlanabilecek başarılı yapıtlardır. Burada romanların bir yönünden bahsediyor. Başarılı olduğunu söylüyor sinemaya aktarma konusunda. Evet, demin de belirttiğimiz gibi arkadaşlar burada içeriğin yani konunun başarılı olduğunu fakat üslubun kötü olduğunu söylüyor. Bu yüzden de bir karşıtlık söz konusu olmuştur C seçeneğinde. Aşağıdakilerden hangisinde bir varlığa ait karşıt iki durumdan söz edilmemektedir? Evet, burada olumsuz soru köküne dikkat ettik. A. Yüzündeki yumuşak ifade birdenbire sertleşti. Evet, burada aynı varlığa ait iki durum söz konusudur ve ikisi de karşıttır. Beni yaşatan senin varlığın, öldüren ise yokluğundur. Beni yaşatan ve beni öldüren aynı varlığın karşıt iki durumundan bahsetmektedir. Senin baskıların benim özgürlüğümü kısıtlayamaz. Evet, burada baskı ve özgürlük karşıt gibi iki karşıt kavram gibi duruyor. Fakat birisi senin, birisi ise benim. Dolayısıyla aynı varlığa ait değildir. Ve de hediyenin iyisi, hediyenin kötüsü olmaz. Aynı varlığa ait iki karşıt durum söz konusu olmuştur. Arkadaşlar A'da, B'de ve C'de bu durum vardır. Fakat B'deki karşıtlık farklı varlıklara ait olduğu için doğru cevap C'dir. Bir diğer soru, aşağıdaki dizilerin hangisinde tezatlık, karşıtlık söz konusudur? Küçük bir çeşmeyim yurdumun unutulmuş bir dağında. Burada herhangi bir karşıtlık yok arkadaşlar. B.
Kandilli yüzerken uykularda, mehtaba sürüklenik sularda. Evet, burada da bir karşıtlık yok. C. Ömrümde zararsız günümü bilmem. Her senede 100 milyonluk karım var. Evet, burada zarar ve kardan bahsediliyor. İki karşıt kavram var. Zarar ve kar karşıt olduğu için burada tezat söz konusu, yani karşıtlık söz konusudur. Ve bütün kusurumu toprak gizliyor, merhem çalıp yaralarımı düzlüyor. Derken de karşıtlık yok. Evet, burada zarar ve kar sözcükleri karşıt olduğu için doğru cevabımız C'dir. Ve son olarak da aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı varlığın karşıt durumları birlikte verilmemiştir diyor. İnsan gençliğinde kazandıklarını yaşlılığında huzurla harcamalıdır. İnsanın gençliği ve insanın yaşlılığı, aynı varlığa ait karşıt iki durum var. Hızlı konuştuğunda kimse anlamıyor, yavaş konuştuğunda ise herkes anlıyor. Evet, burada hızlı ve yavaş aynı kişinin özelliğidir. C. Eskiden çok mutlu görünürdün, şimdi niye hüzünlüsün? Yine karşısındaki aynı kişinin mutlu ve hüzünlü olduğunu söylüyor. Karşıtlık var, aynı varlığa ait. Kardeşi çok çalışkan olduğu halde kendisi tembeldi. Evet, burada çalışkan ve tembel iki karşıt sözcüktür. Fakat birisinde kardeşi çalışkan, birisinde ise kendisi tembel olduğu için aynı varlığa ait karşıt durumlar D seçeneğinde birlikte verilmemiştir.